Bu bölümde deney kart kullanarak Bluetooth kontrollü araç yapacağız. Zaten deney kartın üzerinde bir Bluetooth modülü var. Biz sadece burada motor sürücü ve tekerlekler kullanıp telefona yükleyeceğimiz bir aplikasyon sayesinde bakın ileri, geri, sol ve sağ hareketlerini yapacağız. Burada olası durumlarda tekerler işte ters dönerse, yanlış giderse neler yapmamız gerektiği konusunda da zaten bakacağız. Bakın gördüğünüz gibi ileri, geri, sol ve sağ yönlerine hareketlerini düzgün bir şekilde yapıyor. Bluetooth kontrollü araç için bakın 9110 motor sürücü kullanacağız. Şu şekilde iki tane DC motorumuz olacak. Bu DC motorları şu motor sürücünün klemenslerine bağlayalım. Bakın ben bunların yönlerini bilmiyorum. Artık kodları yükledikten sonra ya jumperları değişebilirim. Yani buradaki D0, D1 hangilerini kullanacaksam. Ya da buradaki işte DC motorların bağlantılarını değiştirebilirim. Ya da bunlara müdahale edemiyorsam o an için kodlarda değişiklik yapabilirim. Şimdi ben hangi pinleri kullanacağım? Burada bana lazım olan öncelikle GND pini var. Şöyle önce şunları bağlayalım bakın. D0 ve D1'i bağlayacağım. D0 ve D1. Bunu da yeşil yapalım. Burada da D2 ile D3 haricinde istediğim pinleri kullanabilirim. Ben bağlantı olarak şurada D8 ve D9'u kullanmak istiyorum. Bakın D9, burada da D8 var. Şöyle. Burada da D9 var. Bunların da renklerini değiştirelim. Sarı olsun. Bunun rengini de gri yapalım. Şimdi bana bir de GND lazım. Bakın şuraya GND'yi zaten getirdim. GND'yi bağlıyorum. Bunu da siyah yapıyorum. Son olarak 5 volt gerekli. 5 voltu da şuradan aldık. Şöyle. Bunun rengini de kırmızı yapalım. Evet, devre bağlantımız bu şekilde. Sadece deney kartı enerji vererek bu robotumuzun, daha doğrusu Bluetooth kontrollü aracımızın kontrolünü sağlayabiliriz. Araba şasisi olarak 2WD robot kiti kullanabilirsiniz. İnternette bunlardan çokça mevcut. Ya da kendiniz 3D yazıcıdan bunları çıkarıp gerekli vidaları da bularak kendiniz oluşturabilirsiniz. Ben 3D yazıcıdan çıkarıp kullandım. Ayrıca kullanacağımız bir uygulama var. Bakın buradaki Bluetooth RC Car uygulamasını da uygulama marketinden alıp kullanacağız. Benim kullanacağım robot kiti şu şekilde bakın. Şöyle bu parçaları ben 3D yazıcıdan çıkarıp kendim birleştirdim. Burada vida yerleri vesaire var. Bunları da tabi bulmak gerekli. Burası içinde bir sarhoş tekerlek kullandım. Burada da bakın sarı DC motorlarım var. Bunlardan çıkan kabloları getirip 9110 motor sürücüye bağladım. Yine deney kartım da yanımda. Şimdi üzerindeki pinleri bağlayalım. Bakın burada İşte A sırasındaki pinler var. B sırasındaki pinler var. Bunları getirip deney kartın üzerindeki D0 ve D1 pinlerine bağlıyorum. Bu şekilde. Bunların hareketlerini zaten sonra ben kontrol edeceğim. Ters yöne hareket edene kodlarla ya da bağlantı üzerinden nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bir de ben kodlarda D8 ve D9'u kullanmak istiyorum. Bakın 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, burası 8.
D8 pini ve D9 pinini aldık şöyle. Bunlar da dursun. Şurada boştalar şu an. Yine bana bir tane 5 volt lazım. Bakın deney apkarttan 5 volta aldık. Buradaki VCC pinine bağladık. Yine deney apkartın üzerindeki bu GND'lerden aldık bir tane. Motor sürücünün üzerindeki GND pinine, bu erkek pinmiş. Şöyle GND'yi aldık. Bunu da GND pinine yerleştirdik. Bir de benim şurada bakın D9 ve D8 pinlerim vardı. Bunları da getirip şuraya yerleştirdim. Bir de ben buraya şunu üstüne koyuyorum. Ekstradan bir breadboard parçası ekledim şuraya lazım olur diye. Ama zaten deney yap breadboard üzerinde, yani buna pek gerek kalmayacak. Zaten şu an başka bir bağlantı kurmuyorum. Ancak siz isterseniz sonradan aracınıza işte buralara ledler bağlayıp farlar oluşturabilirsiniz. Renkli ledlerle arka ve ön farlar. Ya da işte buzzer koyup buraya korna çalabilirsiniz. Burada bir de servo var ama bunun bizle zaten bir alakası yok. O şaseye yapışık kalmış. Devre bağlantısını bu şekilde oluşturuyoruz. Uygulamanın kodlarını oluşturalım. Önce kütüphaneye yüklüyoruz. Sonra bloklarımızı ekliyoruz. Şimdi ben burada Bluetooth bağlantısını açacağım. Bunun ismi deneyap olsun. Biz zaten daha önceden eşleştirmiştik. Bir tane burada değişken oluşturalım. Bu değişkenle Bluetooth'tan gelen veriyi yakalayacağız. Bu değişkenimiz de şöyle. Gelen olsun ismi. Bu karakter veri tipinde olsun ve başlangıç değeri de olmasın. Sonra bakın şuraya eğer ifadesi koyuyorum. Bluetooth hazır mı? Şurada bakın bağlantı hazır mı? Eğer bağlantı hazır ise zaten bu koşul çalışacak. Sonra şu değişken değerine bakın. Burada Bluetooth'tan gelen değere atayacağız. Bakın seri bağlantı oku diyoruz. Bu değeri atadık buraya. Tekrar buradan eğer ifadesini aldık. Bakın bunun içine yerleştirdik. Eğer bu gelen ifade, şunu alalım. Değişkene geldik. Bu gelen ifade metin içerisinde bakın tek tırnak. F ise. Neden F ise? Şimdi benim Bluetooth kontrollü araç için kullanacağım bu uygulamada bazı atamalar yapılmış. Buradan işte F sinyali aracın ileri gitmesini istiyorsak F sinyali gönderecek. Geri gelmesini istiyorsak B sinyali gönderecek karakter veri tipinde. Sol için L sinyali left, sağ için right sinyali gönderecek. Yani bu standart olarak oluşturulduğu için uygulamada biz bir de bununla uygulamada bunları değiştirmeyle uğraşmayalım diye bunu standart olarak kullanacağız. Peki ne olsun böyle geldiği zaman? Bakın biz burada D0, D1 için bu sağ taraftaki motoru işte D8 ve D9 için de sol taraftaki motoru atamıştık. Dilersek bakın burada giriş çıkış pinleri içerisinde PWM pinlerini kullanarak istediğimiz değeri verebiliriz. Zaten doğru olan da o. Ama ben burada önceki uygulamadan farklı olarak dijital pinleri de kullanacağım. Bunun kullanımını da görmüş olalım. Bakın birini aç birini kapa yapıyorum. D0 ve D1. Bunu da çoğalttık. Bu da D8 olacak. Bir daha çoğalttık bunu. Bu da D9 olacak. Bunlardan şunu kapattık. Şimdi forward yani ileri işlemi yaptığı zaman tekerlerin ileri doğru hareket yapmasını yani aracın ileri gitmesini istiyorum. Şayet burada tekerlerden birisi ileri diğeri geri geliyorsa kodlardan ya da bağlantıdan değiştirebiliriz. Tabi kod yüklemek zahmetli olduğu için bağlantı üzerinden değiştirmek biraz daha kolay. Ama illa kodlardan değişeceğiz diyorsanız da bakın şuradan bunu kapat konumuna
Bunu da aç konumuna getirip yani tam tersi duruma sokabilirsiniz. Şimdi bakın burada alt alta eğer ifadeleri kullanmayacağız. Çünkü şuradan alalım. İki koşulun aynı anda kontrol edilmesi Bluetooth işlemlerinde biraz sıkıntılı. Yani robot yaptığımız robot ya da araç bizim verdiğimiz görevleri yerine getiremez. İşte bunun önüne geçmek için eğer ise değilse ifadesi kullanacağız. Bu işlemi sürekli tekrarlayarak yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdi eğer buradan F değeri gelmiyorsa şu bloğu komple kopyalıyorum. Bakın şuraya aldım. Gelen değer B mi? Yani bunu büyük yapacağız. Back. Geri şeklinde mi geldi? Eğer geri şeklinde geldiyse yani geri git diyorsa bize bunu tam tersine çevirdik. Ben bunların tabii hiçbirini bilmiyorum ama birbirinin tersi olacak şekilde ben düşünüyorum. Aç kapa aç kapa kapa aç kapa aç şeklinde tam tersi yaptım. Şimdi bu ihtimal de gerçekleşmezse bir daha değer değilse eğer koyacağız ve bir daha koyacağız. Bunların her bir ihtimalini yazacağız. Bakın alt iç içe burada eğer ise değilse yapısı kullanıyoruz. Yani alt alta eğer ifadeleri kullanırsanız sağlıklı bir şekilde çalışmaz. Peki gelen F de değil, B de değil, L ise büyük L, yani solu ifade ediyor. Bu durumda ne yapmalıyız? Yine bakın şuradaki blokları şöyle kopyalayalım, elimizin altında dursun şunlar. Eğer left komutu geldiyse, ben bağlantıyı yaparken kontrol ettim motor sürücünün 8 ve 9 numaralı pinleri sağdaki tekerleğe bağlı. Aracın sola gitmesi için sol tekerleğin durup sağ tekerleğin hareket etmesi lazım. Yani şu olması lazım. Bu durumda bakın sol tekerler kapalı. Yine gelen sinyal bunların hiçbiri değil de R ise yani right ise o zaman da şu ifadenin tam tersi olması lazım. Bakın bunu aç. Şunu kapat yaptık. Çünkü ileri hareketinin bu olacağı şekilde ben kabloları uygulama çalıştığı zaman ayarlayacağım. Sağ dönmesi için de sağ tekerlerin sabit şunların. Sol tekerin hareket etmesi, ileri gitmesi gerekiyor. Bunların hiçbiri değilse şayet bakın geriye bir ihtimal kaldı. Benim tabii uygulamama göre bir ihtimal kaldı. Şunu tekrar şunun içine yerleştirelim. Tabi kodlar biraz artınca kontrolde zorlaştı. Eğer bunların hiçbiri gelmediyse bana geriye şöyle bir çoğaltalım. Şu blokların hepsini aldık. Geriye bir ihtimal kalıyor benim mantığıma göre. Bu tabi eğer ise değilse yapısı olmayacak burada. Şu son ifade sadece değilse olacak. Yani ileri sinyali geldi ileri git. Geri sinyali geldi bek geri git. Sol sinyali geldi sola dön. Sağ sinyali geldi, sağ dön şeklinde düşündük. Bunların hiçbiri değilse de aracım dursun. Yani ileri tuşuna bastığım zaman araç hareket etsin ama elimi çektiğim zaman o hareketi devam etmesin ve araç dursun diyoruz. Bakın forward, back, left, right ve bunların hiçbiri değilse araç dursun dedik. Uygulamamızın kodlarını bu şekilde oluşturuyoruz. Evet, şimdi kodları yükleyebiliriz. Kodların yükleme işlemi tamamlandı. Şimdi mobil cihazı açıyorum. Videoda tam görünmediği bakın için burada aracın bir de açısını değiştirdim. Hale getirdim. Bakın daha önceden bağlamıştım ama tekrar kontrol ediyorum. Geri yapıyorum. Sol yapıyorum. Ve bakın sağ burada yapıyorum. Deney kartı gördü. Eşleştirdi. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalışmış oldu. Bakın şu an deney kart bağlandı. Uygulama marketinden de bu uygulamayı kullanacağımızı söylemiştim. Bakın şu şekilde açtığım zaman şurada kırmızı gözüküyor. Şimdi bağlantı kuracağım. Şu çark işaretine bastım. Connect to car diyorum. Şu aracımı da yukarı kaldırıyorum ki uçup gitmesin. Bakın deney kartına bağlan dedik ve bağlantı kuruldu. Şimdi
İleri hareket yapıyorum. Bakın ileriye doğru iki tekerin de hareket ettiğini görüyoruz. Geri hareket. İkisi de geriye doğru gidiyor. Sola hareket. Bakın sola gitmesi için sağ teker hareket ediyor. Sağa gitmesi için de sol teker hareket ediyor. Burada gördüğünüz gibi zaten bastığım zaman şurada hangi tarafa bastığımı benim gösteriyor. Şayet bu tekerlerin yönü ters olsaydı, mesela sağa bastığımızda tam ters gitseydi, bunu bir değiştirelim. Şöyle. Zaten çıkardığımız zaman da evet. Şimdi bakın yerlerini değiştirdiğim zaman burada gördüğünüz gibi sol tekerin ileri bastığım zaman ters tarafa gittiğini görüyoruz. Evet, uygulamamız bu şekilde. Videoda tekerlerin hareketi tam olarak görülmediği için bu kısmı tekrar ayrıntılı olarak çekiyorum. Bakın şu kabloları temizledim. Şimdi ileri diyorum, geri diyorum, sol diyorum ve sağ diyorum. Bu teker hareketlerinin doğru bir şekilde gittiğinden emin olmuş olduk.